Günaydın, günün ekonomisiyle karşınızdayız. Piyasalara ilişkin ayrıntıları konuşacağız. Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle başlayalım sermaye piyasalarıyla. Sermaye piyasaları tarafına Borsa İstanbul'la başlayacağız. 95.416 endeks değerinden Borsa İstanbul tarafında kapanışımızı gerçekleştirdik. Cuma günü 0.31'lik bir değerlenme söz konusuydu. 7.9 milyar liralık bir işlem hacmine imza atıldı. Bakalım peki hangi endekslerle bu işler gerçekleşti? Bankacılık endeksine baktığımızda %1.46'lık bir değerlenmeyi görüyoruz. Sanayi endeks tarafında ise 10.003'lük bir geri çekilme söz konusu idi. En çok işlem görenler listesinin birinci sırasına Cuma günü gün sonu itibariyle İş Leasing oturdu. Tofaş Otomotiv onu takip etti. Net Holding, İttifak Holding, Gersan Elektrik diğer 3 hisseyi oluşturdu en çok yükselenler arasında. En çok düşenlere baktığımızda Çemaş, Doğutaş Kelebek, Borusan Global Yatırım Holding ve Anadolu Efes'i gördük. İşlem hacmi tarafına baktığımızda TL bazlı olan işlemlerde Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Vakıfbank, Aselsan ve Tofaş Otomotiv'i gördük. Milyon adet bazlı olarak baktığımızda ise işlem hacminde öne çıkan hisselere Yapı Kredi, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Vakıfbank, Çemaş ve Garanti olarak bir sıralama gerçekleştiğini gördük. Avrupa tarafına bakalım. Avrupa tarafında gün sonu itibariyle negatif bir tablo söz konusu idi. 0.36 kadar Almanya'nın eksi olduğunu görüyoruz. İngiltere 0.83 eksi kapattı. 10.004 geri çekilme Fransa cephesinde vardı. İtalya endeksi 0.15 kadar kayıptaydı. İspanyol endeksine baktığımızda ise 0.24'lük bir kayıp olduğunu gördük. Ancak bu tablo bu hafta değişecek gibi görünüyor. Zira G20 sonlandı. G20'den çıkan sonuçlar ticaret savaşlarının yavaşladığı ya da en azından 90 günlük buna bir ara verildiği, bir ateşkes yapıldığı anlaşmasıyla birlikte o beklenen Noel Baba rallisini yapar gibi gözüküyor. Dolayısıyla gelişen ülkelerde daha fazla olmak üzere, gelişmiş ülkelerde de yine yukarı yönlü hareketler olacaktır yorumunu yapmaktan çok da uzak değiliz. Amerika tarafına bakalım. Amerika tarafında 0.79'luk bir değerlenme söz konusu idi. Kapanış itibariyle Cuma günü S&P 500'e baktığımızda 0.82'lik bir değerlenme vardı. 0.80 kadar da Nasdaq'ın artıda kapattığını gördük. Yeni güne nasıl başlıyoruz diye baktığımızda Asya piyasalarında pozitif bir seyir olduğunu söylemek mümkün. O pozitif seyirinde %2'lerin 3'lere yaklaştığını da belirtmekte fayda var. %1.32'lik değerlenmeyi Japonya tarafında görüyoruz. Çin tarafında %2.90'lık bir pozitif seyir söz konusu an itibariyle. Hong Kong tarafına baktığımızda %2.68'lik bir değerlenme karşımıza çıkıyor ve Güney Kore'de de %1.66'lık bir pozitif seyirle birlikte yeni gün başlamış görünüyor. Amerikan borsalarında vadeli endekslere baktığımız zaman o tarafta da benzer bir tablo olduğunu söylemek mümkün. Orada da değerlenmeler yukarı yönlü bir havayı ifade ediyor. %1.90 kadar Dow Jones vadeli artıda. S&P 500 tarafında %1.78'lik bir pozitif seyir var. %2.27 kadar da Nasdaq'ta değerlenme göze çarpıyor diyerek para piyasalarına geçelim. Para piyasaları tarafında dolar TL'de 5.17 seviyesini görüyoruz. Euro TL cephesine baktığımızda 5.87 seviyesindeyiz. Sterlin TL 6.61'e gerilemiş durumda. Sepet kur tarafında şu halde 5.52'li seviyeleri test ettiğimiz söylenebilir. Euro dolar paritesine bakınca 1.1350'yi görüyoruz ki Brexit süreci bu hafta çok daha önemli bir hale gelecek. Orada hem sterlin hem euronun durumunu konuşacağız. Dolar endeksine gelinen noktada 97'li seviyeleri gösteriyor bize. Neleri bekliyoruz? Powell'ın konuşması olacak bu hafta. Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nın. Onun dışında ayrıca Brexit sürecini onun da 11'inde takip edeceğiz. Orada oylama yapılacak. Theresa May gerçekten kendi fikrini kabul ettirebilecek mi? Avrupa Parlamentosu'ndan çıkan kararı götürüp İngiltere'de onaylatabilecek mi? Yoksa Theresa May'in siyasi kariyerinin sonuna mı geldik? Bunu tartışacağımız, bunu göreceğimiz bir zamana doğru ilerliyoruz bu hafta içerisinde. Dolar endeksinde de 97 seviyesindeyiz. O tarafta da Powell'ın konuşmasını takip edeceğiz. Powell'ın konuşmasıyla birlikte bir parça oranında geri çekilmesi bekleniyor gibi gözüküyor. Bu ay bir faiz artırımı yapacaklar diye son yorumlar piyasada, piyasa uzmanlarının yaptığı yorumlar. Ancak 2019'da
2 faiz artırımı olur mu yoksa bunu tekte mi tutmak durumunda kalacaklar? Bu tartışılacak, buna ilişkin yorumlar yapılacak gibi gözüküyor diyelim. Geçelim emtiaya. Emtia tarafına baktığımızda da altınla başlayacağız. Altın ons başına baktığımızda 1225 dolarda görüyoruz. Gram tarafında 203 liradayız. Çeyrek tarafına baktığımızda ise 330 liralık bir fiyatlama olduğunu söyleyelim. Petrol tarafında yeniden yukarı yönlü hareketleri görmeye başladık, ancak burada 60 dolar seviyesi acaba dip mi oluşturacak, bu tartışılıyor. 62 doların üzerindeyiz. 62 dolar 40 centten geçiyor Brent petrol cephesinde işlemler. WTI tarafına baktığımızda ise 53 dolar 70 centlik bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Buradaki bir kez daha altını çizmekte fayda var. Ana gündem maddesi 60 dolar seviyesinin dip yapıp yapmadığı yönünde gelişiyor diyelim. Gazetelere bakalım, ekonomi sayfalarına neler yansımış. Gazetelere bakıyoruz. Gazetelerde ağırlıklı olarak G20 zirvesi ve G20 zirvesinin yansımaları yer alıyor gibi gözüküyor. Milliyet gazetesiyle başlayalım. 40 kapı köşesinde Mehmet Soysal'ın kalemi aldığı köşeyle başlayacağız. Gerekirse Birleşmiş Milletleri devreye sokarız başlığı taşıyor buradaki haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kaşıkçı cinayeti konusunda dünyaya çağrı şeklinde verilmiş buradaki haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin gerekirse uluslararası yargıyı ayağa kaldıracaklarını belirterek Birleşmiş Milletleri de devreye sokarak bu işin takipçisi olduğumuzu özellikle gündeme getireceğiz diye konuştu. Türkiye'nin başından beri şeffaf bir tavır sergilediğini vurgulayan Erdoğan, Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkileri bu cinayete karıştırmamaya özen gösteriyoruz. Cinayet emrini verenin kimliği dahil olayın aydınlatılmasını istiyoruz dedi. Buenos Aires'ten yazıyor Mehmet Soysal. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetin konusunda Suudi yetkililerden gerekli desteğin gelmediğini belirterek, biz Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkileri bu cinayete karıştırmamaya da özen gösterdik ve hala gösteriyoruz. İkisi farklı şeyler dedi. Kaşıkçı cinayetinin G20'de gündeme geldiğini kaydeden Erdoğan şunları söyledi. Liderler zirvesinde Kanada Başkanı Trudeau bunun üzerinde az da olsa durdu. Fakat Muhammed Bin Selman verdiği cevapta suç sabit olmadıkça kimse suçlanamaz gibi bir ifade kullandı. Ne yazık ki biz de fırsatı yakalayamadık. Çünkü başkan akabinde Macron'a söz verip ondan sonra oturuma geçmemiz lazım dedi. Bizlerle konuşsaydık ben orada bütün bu delillerin neler olduğu konusunda ayrıca üzerinde duracak ve gereğini ortaya koyacaktım diyor. 10 maddelik yerel seçim manifestosu hazırlıyoruz bilgisini de yine bu konuşma içerisinde paylaşmış Erdoğan. Trump bu işlerde daha dik duruyor diyor, 45 dakika görüştüklerini ifade etmiş. Trump'la PYD, YPG, Suriye, FETÖ, Halkbank, Kerç Boğazı krizi, terörle mücadele, bütün bu konuları ele aldık. Yaklaşık 45 dakika konuları görüştük. Dar katılımlı bir görüşmeydi. İngiltere ve ekonomik savunma sanayi konularında özellikle işbirliğimizi güçlendiriyoruz. TFX projesine önem veriyoruz. İngiltere Başbakanı Theresa May ile de ayrıca Kaşıkçı cinayetini etraflıca ele aldık demiş. İdlib'de herhangi bir sıkıntı olmadığının altını çiziyor Erdoğan. Hollanda ile yeni bir sayfa açıldığını belirtmiş. Çin Devlet Başkanı Xi, 2019 yılında Türkiye'ye bir devlet ziyaretinde bulunma noktasında bize bir sinyal verdi diyor. Temenni ediyorum ki bu ziyaret gerçekleşirse adımları atmak daha da hızlanacaktır demiş. Hollanda ile de yine yeni bir sayfa açma konusunda mutabık kaldıklarını belirtiyor. Macron ve Merkel'in Avrupa Birliği ordusu önerisi üzerine de şu an erken cevabını vermiş Erdoğan. Bu tür bir soruyu cevaplamak için şu an erken, şu an NATO'dayız. Onlar da NATO'da hatırlatması yapıyor diyelim ve Milliyet Gazetesi'nden geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Hedef 50 milyon turist başlığını görüyoruz Hürriyet Gazetesi'nin ekonomi sayfasında. Yeni istihdam getirecek bu 50 milyon turist denmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin turist sayısında 10 ayda 40 milyonu geçtiğini belirterek önümüzdeki yıl 50 milyon turisti nasıl çekeriz, bunun hesabına odaklanacağız diyor.
50 milyon turist aynı zamanda yeni istihdam getirecek demiş Vahap Munyar, Hürriyet gazetesinde kendi köşesinde yazıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Buenos Aires'te gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi sonrasında yaptığımız sohbette ekonomiyi sorduk. Para piyasalarında son 1-2 aydır özellikle kurlarda bir rahatlama var. Ayrıca vergi indirimleri ilgili sektörleri rahatlattı. Kalıcı rahatlama için atılacak adımlar var mı? İstihdam konusunda yeni bir paket gündemde mi? Soruyu yanıtlarken işsizlikte mevsimsel etki işaret etmiş Erdoğan. İstihdamla ilgili aslında bayağı güzel gelişmeler var. Ancak mevsimsel etki söz konusu oluyor. Mevsimsel etki düzenlendiği zaman istihdam artışına geçilecektir. Orada endişem yok, toparlarız diyor Erdoğan. Turist sayısında bu yıl 10 ayda 40 milyonun geçtiklerine vurgu yapmış. Önümüzdeki yıl 50 milyon turisti geçeriz. Bunun hesabında olacağız diyor. Ve Erdoğan 50 milyon turistle birlikte turizmde yeni yatırımların da gündeme geleceğini belirtmiş. Turizmin istihdamdaki etkisinin de ayrıca altını çizmiş. Vahap Munyar da bütün bu başlıkları kendi köşesinde dile getirmiş. Yine Hürriyet gazetesinden bir başka başlık. Türkiye'nin otomobili projesi için yerli parça oranı zamanla artacak başlığını taşıyor. İlk etapta %30'u yerli olacak denmiş. Geçen hafta Türkiye'nin otomobil girişim grubunun CEO'su Gürcan Karakaş'ı ağırlayıp projeyle ilgili bilgiler alan Taysat Başkanı Alper Kanca, Karakaş'ın bize yaptığı sunumdan etkilendim. Projeye ilişkin analitik ve teknik sunumu çok beğendik demiş. Yine de bir not düşüyor Karakaş buraya ama biz tedarik sanayi olarak kaportada uzmanız, yeni nesil araçlar konusunda biraz zayıfız. O yüzden şu anda yerli otomobilin ancak %30'unu karşılayabiliriz diyor. Bir başka habere geçelim bu haberin ardından. Milli Reasürans kuruluyor haberini görüyoruz. Hürriyet gazetesinin içerisinde o haberin de ayrıntılarını sizlerle hemen paylaşalım. Burada paylaşacağımız haberin içerisinde milli bir şirketten bahsediyoruz. Milli Reasürans şirketi kuruluyor. Meclis sunulan yeni torba kanun teklifiyle sigorta şirketlerinin sigortalamakta güçlük çektiği ya da teminat vermek istemediği riskleri sigortalayacak Türk Reasürans anonim şirketi kurulacak. Şirketin sermayesi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait olacak. Böylece reel sektörün sigorta ihtiyacı da karşılanmış olacak diyor haberin ayrıntısı. Noyan Doğan yazmış. Müteahhitlere 60 gün mühlet başlığıyla birlikte son bir haber ileteceğiz. Bu haber de Dünya Gazetesi'nde yerini bulmuş. Kamuyla iş yapan müteahhitlerin uzun süredir beklediği tamamlanamayan projelerin yükümlülük getirilmeden kamuya devredilmesini öngören düzenlemenin de yer aldığı torba yasa teklifi Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklifte işsizlik sigortasından yararlanma şartlarının esnetilmesi, yerel yönetimlere ek yardımlar yapılması, şalgam ve devam sütlerinin ÖTV kapsamından çıkarılması gibi hükümler yer alıyor. Teklifin 32. maddesiyle kamu İhale Kanunu kapsamında devam eden sözleşmelerin girdi fiyatlarında beklenmedik artış olması halinde 60 gün içinde başvurulması şartıyla feshedilmesine olanak tanınıyor denmiş. Evet, bu haberle birlikte de bu günün ekonomisi bölümüne noktayı koyalım ve parametreye geçelim.